Bu bölümde 2020 yılı Türk dünyası başkenti olarak seçilen Oş kentindeyiz. Burada bir kapı yapmışlar, ateş kapısı. Oş'tayız, Süleyman Dağı'na çıktık. Kutsal bir mağara var, mağaranın içi müziğe çevrilmiş. İyiymiş lan bura. Ateş kapısından girdik, su kapısından çıktık ve arındık Süleyman Dağı'ndan. Dakikalık yurt içi bir uçuşla Bişkek'ten Oş'a ulaşıyoruz. Oş havaalanından araçlarımız bizi alarak kalacağımız otele getiriyorlar. Günaydın. Günaydın Mehmet Hocam. Hani zeytin peynir yok. Olanlar yeterli, gayet keyifli. Eyvallah. Çok güzel. Dağlara vuralım kendimizi, inmeyelim dağlarına. İyi bir yolculuk var bugün ama. Çok güzel. Evet. Süleymaniye'de. Orayı göreceğiz. Yani biz dağlara çıkmaya geldik şöyle. İşte Süleyman Dağı'nı çıkarıyor. Süleyman Dağı başlangıç benim için iyi oldu yani. Ufaktan bir başlayacağız Süleyman Dağı ile bugün. Evet. Şu an biz Süleyman Dağı'nın güneybatı kapısındayız. Şimdi bizim bu topraklarda, şimdi biz Oş bölgesine 3000 yıldan fazla yaş veriyorlar. Şimdi Oş dedikçe yani Oş 3000 yıl. Hani Roma'dan bile yaşlı, eski bir şehir tarihini veriyorlar. Neden diye belki de merak ediyorsunuz. Şimdi burada yapılan kazılar sayısında, Zadnikovski'nin yaptığı kazılar sayısında, oradan bulunan eşyalarda, bu laboratuvarda 2000. yılda zaten bu şehire en azından 3000 sene verilmiş, 3000 yaş verilmiş. Bu yüzden de bu sene biz 3019 yıllığını kutladık. Pardon, gelmiyor mu ses oraya? Yüksek ses var. Tamam, bağırarak konuşacağım o zaman. Öne gelin biraz buraya. Arkadaş, değerli konuklarımız, şu an şehrin, siz biliyorsunuz değil mi? O şehrine bu sene 3019 yıl oldu. 3019 sene. Yaşı. Evet, yaşı. Evet. Birazdan geleceğiz o şehrin eski kalıpları bölgesine. O zaman da oradan bir kısaca size bir anlatacağız. Şimdi bu bölgede Süleyman Dağı şehrin hep ortasında. Şehrin ortasında yerleşen bir dağ ve yıllarcasına hani boş bu şehir eskiden de hep burası kutsal bir dağ olmuş. Şimdi burada biz hep dinleri yaşayan bir dağ olarak görüyoruz burası. Zoroastrizm dininden itibaren Budizm, Hristiyanizm, bizim tanrıçılık dini, İslam hep bu dinleri yaşayan ve bu dinler sırasında da kutsal bir dağ olan. Şimdi tek bir İslam dininde değil de hep bu dinlerin aşamasında kutsal bir dağ olan bir bölge. Ve belki de soracaksınız, neden işte burası size ne bir simgeyi veriyor şu an? Çadırın üstü gibi. Evet, bunu bu ateş hocam. El. Ateş. İki el mi? Çok iyi hocam. Ne? Bu ateş dedi hocamız.
Ateş. Şimdi bu Zoroastrizm dininden bu. Ateşe tavlananlar dini. Zerdüştlük. Zerdüşt'ten evet. Dininde dört kutsal şey var. Bunların birisi ateş, hava, toprak ve su. Ve ateşi biliyorsunuz bizim İslam dininde de ateş ne anlamı verir? Hani cehennem değil mi? Cehennemde ne yaparız biz? Yaptığımız günahlar için orada işte ateşte temizlenir değil mi? Ateş temizleyici anlamına gelir. Zerdüşt'te ise cehennemde değil de buradan işte siz dağ, bu dağ bir kutsal bir dağ. Hani dağa siz tapınmak için, insanlar tapınmak için geliyorlar ve o yere çıkmak için de ilk önce temizlenmesi lazım insanların. Evet. Hani ruhani olarak temizlenmeleri lazım. Onun için de burada bir kapı yapmışlar. Ateş kapısı. Oradan girerek tüm yaptığı günahlardan temiz olarak çıkmaları lazım. Ki orada tapınsınlar. Ve şimdi kuzey, doğu tarafında da ne kapısı olabilir sizce? Su. Su kapısı. Evet. İyi, güzel. Neden su kapısı? Şimdi biz dağa çıkıyoruz. Ruhani olarak, ruhsal olarak temizliğimizi yaptık. Bu Zerdüşt düşüncesinde. Ondan sonra da dağda dilediklerimizi Allah yani o zamanlar da işte Zerdüşt'te Zaratustra diyoruz. Zerdüşlerin şeyinde anlamında bu Allah yani Tanrı anlamında. Evet. Evet. O anlama gelir. İşte oradan dileklerini diliyorlar ve su kapıdan çıkıyorlar. Su kapı ise sizi ruhsal olarak temizlendiniz zaten. Oradan da bedenen temiz olarak yeni doğmuş bebek gibi çıkıyorsunuz. Güneş mi hocam? Bu ateş. Ha, o da güneş. Ateş, su, toprak. Ateş, güneş. Latifleri alalım. Süleyman Dağı'ndaki mağara müziğe doğru yürüyoruz. Fatih abiyle birlikte, Mehmet abiyle birlikte. Ateş kapısından geçtik, arındık. Arındık, şimdi su kapısından geçeceğiz. Tamamen temizleneceğiz. Temizleneceğiz. Güzel dilek. Sonra şehre inip tekrar kirleneceğiz. Kirlenmek güzeldir. Biraz önceden demiştik Oş bölgesine, Oş şehrine 3019 sene. Hani burada hani neye göre bu tarih verilmiş işte şimdi Oş'un etrafında bir kervansaray yok ya da tarihten kalmış bir binalar yok. Bunu neye göre 3000 sene vermiş bilim adamları diye bir sorabilirsiniz. Bunu da Sovyetler dönemindeki işte bu bilim adamı, tarihçi Zadniprovski buradaki ilk önce yaptığı araştırmaları Süleyman Dağı'nın etrafında buradan başlamış. Ve burada da işte bulduğu bu eşyalar, bu taştan yapılmış bıçaklar, bunları laboratuvarda, Sankt Petersburg'daki laboratuvara gönderdiği zaman onlardan verdiği detaylar işte en azından 3000 sene olduğu söyleniyor. Ve bunun da detaylı anlatmalar. Buradaki işte dediğimiz gibi sadece dağda din adamları yaşamışlar bu etrafta. Ve çok da onların ev parçaları işte çamurdan yapılmış veya taştan yapılmış evleri bulamamışlar maalesef. Çünkü neden? Hep kamışları kullanmışlar. Burası bir din adamları için yazlık oranı yeri olmuş. O zamanlarda ve şehirden de çok uzak değil bu
şehrin batı tarafında Delverzin diye bir yer var. Orası da bu Zoroastrizm dininde yaşayan din adamlarının kışın oturdukları bir yer olmuş. Burada bu kamış, o zamanlarda tabii orada da çok büyük bir ev parçaları, çamurları veya taşları bulamamışlar. Orada da sadece bunun gibi kamış, biraz daha çamur duvarları var. Vadi belli oldu, Fergana Vadisi. Bura Özgön'e kadar gidiyor. Özbekistan'ın Fergana kentine kadar giden bir vadi. Çocuğu hastaysa onun sağlığını diliyorlar. Eğer de çocuğu yoksa birisinin, o zaman Süleyman Dağı'ndaki dilek dileme noktasındayız. Süleyman Dağı adından da anlaşılacağı gibi kutsal bir dağdır. Zerdüştlüğün, gök tanrı inancının, İslamiyetin ve diğer pagan dinlerin de kutsal bir yeri olmuştur. Süleyman Dağı'ndaki mağaralar da bütün dinlerde olduğu gibi kutsanmıştır. Çocuğu hasta olanlar bu mağaraya çocuklarını sokarak iyileştirirler ya da çocuğu olmayanlar bu mağaralara girerek tanrıdan çocuk dilerler. Dağların ve mağaraların kutsallığıyla ve şifa vermesiyle ilgili inanmaların neredeyse birçoğu eski pagan kültürlere dayanır. Birçok bilim adamına göre mağaraların ve dağların ruhuna olan inanç eski pagan dinlerin bir kalıntısıdır. Orta Doğu kökenli tek tanrılı dinlere de mağara ve dağ kültünün eski pagan dinlerden geçtiği düşünülür. Hadi, evet, devam et. Herkesin zamanı olsun. Devam et. Yavaş iyileşeceksin. Ya yavaş geçeceğim seni. Devam et Adem. Belli iyileşti artık. Adem oradan bak. Bayan var orada kapıda. Adem. Devam et. Tamam. Hayır sok değil mi? Hemen arkadan. Sıradaki. Evet geliyor. Sıfırladım hele Adem. Akşam nerede duşacaksın? Haydi bakalım. Oo, kalmadı hiçbir şey. Nerede lan? Ayağım dipçik gibi oluyor. Kendim çekeceğim. İyiymiş lan bura. Evet, kayan çok iyi oluyormuş. Sağlığını buluyormuş. Dur, biz de abla, sağlık bulmak için buradan kaydık. Hızlı mı geldin? Hoştayız. Mehmet. Şu pisti çabuk boşaltın yalnız. Kayla kayla var ya, kaymak gibi olmuş. Şöyle oldu. İyi güzel. Süleyman Dağı'ndaki müzeden ayrılıyoruz. Şimdi Babür Şah'ın türbesine gidiyoruz. Değil, bu Babur'un evi. Zahiriddin Muhammed Babur. Zahiriddin Muhammed Babur'u belki de biliyorsunuz. Bu Hindistan'daki Moğol, büyük Moğol imparatorluğunu kurmuş olan büyük bir Cengiz Han'ın şeylerinden. Ateş kapısından girdik, su kapısından çıktık ve arındık Süleyman Dağı'nda. Nasıl çekiyorlar diyordum ya. Sonradan çekiyorlar herhalde. Akşam göster misin nasıl yaptın? Süleyman Dağı'nın çıkışındayız. Yukarıda ziyaretiniz dar, kabul bolsun yazıyor. Yani ziyaretiniz kabul olsun.
Oş'tayız. Süleyman Dağı'na çıktık. Burada kutsal bir mağara var. Mağaranın içi müziğe çevrilmiş. Özgön'e, Özbekistan'daki Fergana'ya yakın, Fergana Vadisi'nin doğu ucundaki bir noktada Oş. Ve burada Süleyman Dağı'ndaki müziğe giriyoruz. Arabalar yok, biz burada gitmeyeceğiz ama arabalar diğer tarafta. Çıkın bu özel koyduğum. Pardon, ne diyorsunuz ortadakine? Bübüğüne. Bübüğüne, açacak. Tamam. Bübüğüne, biz Kırgızcası. Tamam. Şimdi siz eskiden doktorlar olmadığı için, hani insanlar bir sıkıntısı oldu. Evet. Kuvvetli dedim. Süper. Namıştık oldu. Süleyman Dağı'ndaki mağara müzedeyiz. Dikine çıkışı yaptık ve Türk petroglüflerinin burada kapılarda çizimleri var. Seni çekiyordum yani. Ben de video çekiyordum, geliyorum.